Keşke daha erken gelseydin de sahip çıksaydın babanın mallarına. Belkıs Hanım, baban hayattayken her şeyi üstüne yaptırdı diyorlar. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Acele etme. Bekliyorum ben. Uzun sürmez. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Evet. En son görüştüğümüzde ben ilkokula gidiyordum herhalde. Herhalde. Gel. Oo. Hoş geldin. Hayırsız. Geleceğini bile teyzenden öğreniyoruz. Odasında. Ben bir bakayım. Bakıyorum hiç değişmemişsin. Aynı serkeş, aynı başına buyruk asi çocuk. Yüz vermiş çocuğa. Bak ölüm kokusunu aldı, nasıl da geldi. Hastanede yattı. Sonra eve dönmek istedi. Doktorlar izin vermedi ama annem babamı kıramadı. Üşümesin diye elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hadi sen gir, ben odamdayım. Tekrar senin üstüne yapacağım. Dinle. Avukatlara her şeyi hazırlattım. Yarın gel. İmzalatacaksın.
şey istemiyorum. Yap. Yap ne olur. Sen benim en büyük vicdan azabımsın. Bak. Cehennem burada. Annen beni hiç affetmeyecek. Sen affet oğlum. Tamam sus yorma kendini. Affet beni oğlum. Seni yapayalnız bıraktım. Yapma bak şunu kötü olacaksın. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptın sen? Özür çekin. Çekin. İşte bu yüzden gelmeni istemiyorum buraya. Krize girecek. Allah'ım krize girecek. Baba. Çık dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dedim size. Yarın geleceğim. Gel. Bence bu oda biraz fazla sıcak. Sen biraz serinle. Kimse yukarı çıkmasın. Beyefendi çok yorgun, dinlenecek. Peki efendim. Babam nasıl? Çok hırpalandı, uyuyor. Yarın yine gelecekmiş. Bu sefer yanına girmesine izin vermeyeceğim. Onun umurunda değil babası. Sonra bize üzüntü olacak. Babacığın yarın noteri ve avukatları çağırmış. Her şeyi oğlunun üstüne yapacak. Arsızlar. Oğluna bakıyor diye Feride cadısına bağışladığı köşk yetmiyormuş gibi her şeyi istiyorlar. Babanın durumunu öğrenince nasıl hemen haber verdi? Yetişsin de her şeyin üstüne konsun diye. Anne söyleme böyle. İyi ki geldi. İyi ki gördü babasını. A benim salak kızım. Ben ne diyorum sen ne konuşuyorsun? Yarın bir gün 5 kuruşsuz kalabilirsin ortalıkta. (Gülüyor)
Nejat sever. Aman teyze yeter, patlayacağım. Ya oğlum bir şey olmaz, çok hafif bu, ye. Oo çok, yeter yeter. Pardon. Ziyan yok, yıkarız. Leke tutmuyor bu örtü, boş ver. Orada burada yediğin böcekleri ballandıra ballandıra anlatıyorsun gazetede. Bizim yemeklere geldi mi yok istemem. Ay sofradayız anne. Ta küçükten keşfe meraklıydı. Kaç kere kayboldu, oradan buradan topladık, hatırlamıyor musunuz? Kaç kere yüreğime indiriyordu, kaç kere. Hiç unutmam, bir gün üçü bahçede saklambaç mı oynuyorlar, ne yapıyorlar? Başlamasak çocukluk anılarına. Askerlik anıları gibi, başladı mı sonu gelmez şimdi. Züler hatırlamak istemiyor. Nejat çok uğraşırdı. Amma kızdırırdı değil mi? Seni iki ayakkabıya eskiciden aldık diye. Neden başlamayalım dediğimi anladınız mı şimdi? Bunun gibi daha neler neler. Artık İstanbul'da yeniden keşfe çıkarsın. Çok değişti, çok. Hiç bıraktığın gibi değil. Burada da biz rehberlik ederiz sana. Zülal'le birlikte gezdiririz. İki gün kalacakmış. Zaten ben bunu yanında gezdirmem. Karizmayı dağıtmaya hiç niyetim yok. Bak şimdi. Ne diyorsun sen ya? Ben artık ünlü biriyim. Ünüm dört bir kıtayı aştı benim. Ya. Öyle vallahi. Adım artık ansiklopedilere geçecek neredeyse. Çok özlemişiz seni. Melek, suyu alabilir miyim? Tabii. Erken döndün. Çıkacağım yine. Emre'lerin evde parti varmış, oraya gideceğim. Gez güzelim, tamam. Babam nasıl? Bugün sakin, rahat uyuyor. Bir bakayım ona da. Gördün bahçeyi? Ağaçlar nasıl büyüdü? Çok güzel olmuş. Hala çok güzel. Sağ ol. Gücüm yettiğince uğraşıyorum ama anca bu kadar. Ne yapayım? Her işe birden yetişemiyorum oğlum. Çok yalnız kaldık aslında. Gençler yardım etmiyor mu?
Ben ediyorum vallahi. Seni buldular diye naz yapıyorlar. Zülay. Aman o okulunu bitirsin yeter. Bu senin dersin iyice serdi zaten. Aşk olsun anne. Veremediğim dersim yok. Not ortalamam yüksek değil o kadar. Dans ediyor musun hala? Evet. Her gün açılıyor o müzik. Beden ritme uyuyor. Böyle huşu içinde kendinden geçiyor. Başka bir aleme dalar gibi. Kendi burada, ruhu çok uzaklarda geziniyor gibi. Bunların işleri güçleri böyle gırgır işte. Buyurun efendim. Evet buyurun. Başın sağ olsun. Gazetede gördüm Melih abi. Nasıl şaşırdım. Herhalde ben de sana geldim. Şerefsiz. Namık değil mi o zaman? Ne kadar değişmiş. Yakışıklı olmuş. Ne zaman geldin? Yetişebildin mi? Sağ ol. Dün geldim. Gördüm. Konuştum seninle falan. Hay Allah ya. Allah sabır versin. Sağ ol. Sizinkiler mi? Teyzem oldu. Teyze teyze. Namı hatırladın mı teyze? Hatırlamış olur mu? Nasılsınız? Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bayanlar arkaya saf tutalım. Erkekler öne.
niyet edelim cenaze namazı kılmaya. Her iki niyetine. Bugün hazır olan imama Allahu Ekber. Teşekkür ederim. Yedi bitirdi, yedi bitirdi. Hep gözü yollarda kaldı. Kahretti gitti. En çok da Necat'ın yokluğuna dayanamadı. Zatüre falan yalandı. Necat diye diye hasta etti kendini. Ne hükmetle ben yetebildik ona. Kendini terk edilmiş hissediyordu. Gel biz çıkalım. Necat, içeri geçelim istersen. Konuşalım biraz. Nüket kızım, hadi sen de git abinin yanına. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Hadi yavrum. Olursa söyler anne. Bunu konuşmak için çok erken biliyorum ama Fahri Bey yeni bir vasiyet hazırlamamı istedi benden. İşlerini tamamlamak için ömrü vefa etmedi. Bütün mal varlığını sana bırakacaktı. Biliyorum. Bana da söyledi. Ben de ona istemediğimi söyledim. Malların bir kısmı sağlığında Belkıs Hanım'ın üstüne geçti. Kalanı sana satılmış gibi yapacaktı. Böyle bir günde kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor merak ettim doğrusu. Sizinle ilgili bir şey değil Belkıs Hanım. Fahri Bey'in vasiyetnamesini konuşuyorduk. Utanmıyorsunuz değil mi? Babana biraz önce toprağı verdik. Ayağında mezar toprağıyla miras peşine mi düştü? Çirkinleşmeyin. Birkaç gün sabredemedin mi? Acımız bu kadar tazeyken bunu bize yaşatmaya hakkın yok. Belkıs Hanım. Sen nasıl bir insansın ha? Nasıl bir evlatsın? Hiç mi saygın yok? Kes dedim, kes! İstemiyorum sizin paranızı. Bugüne kadar istemedim. Bugünden sonra da istemiyorum! Anne! Yalancı! Avukatı çekmiş içeriye para konuşuyor. Bir gün bile babasını aramayan çocuk oturmuş içeride miras pay ediyor. Senin gibi evlat olmaz olsun. Anne lütfen. Lütfen. Baban için bir para için gelmiş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bari böyle bir günde yapmasaydı. Necan, Necan. Yavrum, iyi misin? Duyma sen bu kadının söylediklerini. Gidelim oğlum, gidelim bir an önce buradan. Hadi. Benim arabayla gidelim. Arayacağım seni. Böyle bir vesileyle bir araya gelmek üzünlü oldu. Okuldan sonra ilk defa mı görüşüyorsunuz? En son geçen ay İtalya'da Lecce'de görüştük değil mi? Karşılaştık. Evet ya, dünya küçük gerçekten de. Seni hiç tanıyamadım ama, çok değişmişsin. En son liseye yeni başlamıştın sen bu eve geldiğinde. Doğru mu? Bilmem, galiba. Ben sizi hemen tanıdım. Gösterdim Zülal'i. Siz beni hatırlamadınız ama. Özür dilerim. Bizim Evset Hanım'la Halil Efendi'nin kızı Melek. Ha. Melek de benim en yakın arkadaşımdır. İkimiz kardeş gibi büyüdük. Üçümüz. Üçümüz kardeş gibi büyüdük. Çok güzel. Ben yatarsam kusuruma bakmazsınız değil mi? Yabancı mıyız aşk olsun? Rahatına bak. Hem sizin konuşacaklarınız vardır şimdi. İyi geceler. İyi geceler.
Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Birdenbire kalkınca. Yok. Peki. İyi geceler. Sana da. Gibi değil seninki. Sürekli tatil modundasın. Ya ne demesin? Bir de bana sor. Yoruldun mu? Yaşlandık. İşler kötü mü? İşte bu sene biraz çalıştık. Sene sonuna kadar idare ederim herhalde.